hangi şikayetlerimizi kalp hastalıklarına yormalıyız? Özellikle halk arasında da en çok bilindiği gibi göğüs ağrısı kalple ilişkili olabilir. Ama her göğüs ağrısı kalple ilişkili olamaz. Bazı göğüs ağrıları vardır ki mutlaka bir kardiyoloğa görünün deriz. Özellikle göğüs bölgesinde yaygın bir ağrı varsa, bu ağrılar da eforla artıyorsa, bazen sol kola da vuruyorsa mutlaka bir kardiyologla görüşün deriz. Sadece göğüs ağrısı değildir kalp hastalığına yorumlanan. Aynı zamanda çarpıntı ve nefes darlığı şikayetleri de kalp hastalığı olabilir anlamına gelmektedir. Özellikle çarpıntılarda göğüs ağrısının tam tersi olarak istirahatte olan çarpıntılar bizim için önemlidir. Eğer hastanın istirahatte çarpıntısı oluyorsa, yani mesela evde oturdu, televizyon izliyor, hiçbir şikayeti ve stresi yokken bir anda kalbi pır 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 ediyorsa, hızlanıyorsa, çarpıntı hissi oluyorsa bu hastanın mutlaka bir kardiyolog tarafından değerlendirmesi gerekir. Nefes darlığı yine eforla olan, yani merdiven çıkarken, yokuş çıkarken olan bir nefes darlığı, bazen bacaklarda yürüyememe ağrıyla birlikte ise kalp hastalığına, kalbin pompa gücünün zayıfladığını anlamına gelebilir. Bu yüzden mutlaka bu hastaların da bir kardiyolog tarafından değerlendirmesi gerekmektedir.